Burası Hakkari-Çukurca Karayolu'nda 9 şehit verdiğimiz saldırının gerçekleştiği yer. 3 ayrı noktada açılan 3 dev çukur kapatılarak yol bugün ulaşıma açıldı. Patlayıcının altına bırakıldığı menfezse toprakla kapatıldı. Aynı yolda saldırıdan sadece bir gün önce vali yardımcısı mayınlı saldırıya hedef olmuş ve ölümden kıl payı kurtulmuştu. Bu saldırının üzerinden 24 saat geçmeden olayın yaşanması ise akıllara iki soru getirdi. Bunlardan ilki, bölgede yeterli tedbirin alınıp alınmadığı. İkincisi ise PKK'nın askeri sevkiyatı önceden haber alma ihtimalinin olup olmadığı. Aksiyon dergisi bu haftaki sayısında konuyla ilgili çarpıcı bir habere yer verdi. İki eski PKK'lının ifadelerine dayanan haberde asker içerisindeki bazı ergenekoncu yapıların teröristlere operasyon bilgilerini tüm detaylarıyla servis ettiği öne sürülüyor. Asker arazi taramasına veya operasyona çıktığında eğer önceden bilgi yoksa hemen bize haber ulaştırılırdı. Asker olduğunu bildiğimiz kişiler gerilla kıyafetiyle ya da sivil kıyafetle bilgiler getirirdi. Toplantılarımıza katılır, bize ne zaman nasıl operasyon yapmamız gerektiğini anlatırlardı. Yine eski bir terörist, örgütte askerin bile elinde olmayan haritaların bulunduğunu iddia ediyor ve işte bu çarpıcı ifadeleri kullanıyor. Askerin elinde olmayan haritalar örgütün elinde vardı. Bütün karakolların yüz ölçümleri bilinir. Hatta bir karakolda kaç kişi kalır, izin günleri, tezkerecilerin durumu, yeni gelen askerlerin sayısı bilinir. Son olay, bölgede 6 ay içinde gerçekleşen 4. saldırı. Bir ayda verilen şehit sayısı ise 30'a dayandı. Şimdi herkes bu ağır kayıpta iddiaların payının olup olmadığını merak ediyor.